Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün kremalı bayatlamayan poğaça yapıyorum. Öncelikle 2 yumurta akını kaseye alıyorum. Üzerine bir tutam tuz ekliyorum. Ardından mikser yardımıyla iyice köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Köpük köpük olan yumurta akının üzerine bir paket krema ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Spatula yardımıyla karıştırıyorum. Kaseye bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Bir paket kuru maya ekliyorum ve karıştırıyorum. Biraz şeker ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bir su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum ve karıştırıyorum. Ardından un ekliyorum. Unu azar azar ilave ediyorum. Ben bu tarif için 7 su bardağı kadar un kullandım. Hamuru elle yoğuruyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok kolay olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. Hamurun üzerine örterek bir 15 dakika kadar bekliyorum. Tezgaha un serpiyorum ve hamuru tezgaha alıyorum. Ardından hamuru 5 parçaya bölüyorum ve parçaları beze haline getiriyorum. Çok lezzetli olan bu tarifin bağımlısı olacaksınız. Tezgaha un serpiyorum ve bezelerden birini tezgaha alıyorum. Oklava yardımıyla bezeyi açıyorum. Dilerseniz bu tarifi çay saatleri için yapabilir. Dilerseniz çocuklarınızın beslenme çantaları için yapabilir. Dilerseniz de bu tarifi kahvaltılar için kolaylıkla yapabilirsiniz.
Yufka istediğim boyuta ulaştıktan sonra dörde kesiyorum. Kestiğim parçaların uç kısımlarına videodaki gibi şekil veriyorum. Beni bu video ile tanıdıysanız kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Peynir koyuyorum. Koyduğum peynirleri düzeltiyorum ve hamura videodaki gibi şekil veriyorum. Bayatlamayan bu tarifi yaparak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Aynı şekilde kalan parçalara da şekil veriyorum. Evde olan malzemelerle değişik ve lezzetli yemekler yapmaya çalışıyorum. Kanalımı ziyaret ederek bu tariflere ulaşabilirsiniz. Diğer bezeler için de aynı işlemleri yapıyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Videolarımdaki tariflerim hakkındaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda tariflerimi denediğinizdeki görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bu tarifi evinize gelecek misafirler için kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Evdekiler bu tarifi çok sevdiği için ben sık sık bu poğaçayı yapıyorum. Kremalı bayatlamayan poğaçalarım hazır. Poğaçalarımın üzerine mayalanması için bir bezle örtüyorum. Poğaçalarım mayalandı. Mayalanan poğaçalarımın üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı, aynı zamanda tariflerim hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Çok kolay olan bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Çocuklarınız bu tarifi çok severek tüketecek. Poğaçalarımı 190 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Kremalı bayatlamayan poğaçalarım hazır. Videoda da görüldüğü gibi poğaçalarımın üzeri de altı da nar gibi kızardı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.